Ya Rabbi, kesmiş olduğumuz kurbanımızı kabul eyle. Girmiş olduğumuz hasat mevsimini bereketli eyle. Hayırlısıyla kazasız belasız bir şekilde hasat yapmayı, hayırlısıyla hasadımızı tamamlamayı nasip eyle. Alt taraflarımız çok daha iyi. Şimdi buralarda iyi yani 550-600 kilo verim alıyoruz buralarda. Yani normal. Normal efendim. Normal mi? Yani şu esas koyu bu. Şu üst tarafı bu gibi. Evet. Ama burada ufak bir dalgalanma olur. Şurası biraz daha kötü ama şurası bizim esas gittiğimiz üzeri. Buğday değil mi? Evet. Ekmeklik buğday efendim. Ben burada 85 çeşitli. Hadi gel olsun. Tohumluk buğday. Gökbüyük tarım işletmemizde buğday hasadımızı başlatıyoruz. Amasya tarımda önemli bir il. Amasya'nın ekonomisinde de tarımın yeri oldukça büyük, ilk sıralarda yer alıyor. Biz burada hem sertifikalı tohum üretiyoruz ve çiftçimize dağıtıyoruz. 25 bin dekarlık bir alan bu alan. Tarımsal işletmemiz tarafından işletiliyor. Bu sene de biraz sıkıntı yaşadık, özellikle bu yağmurların geç kalması yönüyle, ama Mayıs ayında gelen yağmurlarla çok büyük bir afet yaşamadan şükür hasatımızı alacağız. Dekardan 600 kilogram kadar buğday alacağız burada. Bu da buğday üretimi açısından, rekolte bakımından kötü demeyeceğimiz bir miktar diyebiliriz. 2024 yılı buğday hasadının da Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Yani tabii bir uyarı da yapmak istiyorum burada. Hasat sonrası çiftçilerimiz zaman zaman işte Mardin'de yaşandığı şekilde bu anızları yakıyorlar ve büyük afetlere yol açacak sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bu konuda dikkat etmeleri, anız yakma gibi bir duruma sebebiyet vermemeleri. Sadece afet değil, bütün o arazimizdeki yaban hayatını da işte bu yok olmasına sebebiyet veriyor ve bu nihayetinde toprağın da veriminin düşmesine sebebiyet veriyor. Bu sebeple ben bu konuda çiftçilerimizi de buradan uyarmak istiyorum.